Baktören TV izleyenleri, bugün sizlere evde Antep fıstıklı bar, diğer bir adıyla ise Antep fıstıklı krokan yapacağız. İlk olarak gerekli malzemelerimizi sayalım. 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı Antep fıstığı, bir miktar öğütülmüştür, tamamıyla öğütülmemiştir. 3 yemek kaşığı kadar su, çok az bir tereyağı ve yarım limon kullanacağız. Yarım limonun tamamını yaklaşık 14-15 damla kullanacağız. Şimdi ilk yapacağımız işlem şu: şekerimizi, suyumuzu ve tereyağımızı ocağa alacağız. Şekerimizi eriteceğiz. Ama burada dikkat edeceğimiz nokta şu: şekerimiz tamamen erimesi lazım. Erimez ise şekerimiz kristalize olur. Dolayısıyla çok hoş olmayan bir sonuç elde edersiniz. Diğer bir nokta ise şekeri fazla eritirseniz, yani karamelize yaparken fazla karamelize yaparsanız acı bir tat oluşacaktır. Bunu da önlemek için şekerinizin renk değişimine dikkat edin. Eğer onu dikkat etmezseniz şekeriniz yanacaktır ve kötü bir krokan edeceksinizdir. Şimdi şekerimizi ocağa alıyoruz. Tavamıza döktük. Suyumuzu ve tereyağımızı. Şimdi bunu bu şekilde karıştırıp bırakacağım. Ocağımın altını açıyorum. Şekerimin yavaş yavaş erimesini bekliyorum. Şimdi şekerimiz yavaşça erimeye başlasın. Eridikçe ben sizlere nasıl bir renk değişimi olduğunu göstereceğim. Şekerimiz yavaş yavaş erimeye başladı, gördüğünüz gibi. Tavamızı hafifçe sağa sola sallıyorum. Kesinlikle Antep fıstığınızı bu kıvamda koymayın. Şekeriniz olduğu gibi kristalize olacaktır ve dolayısıyla dediğim gibi, önceden söylediğim gibi, kötü bir tat elde edeceksiniz. Şekerimiz erimeye devam etsin. Renk değişimi başladığı anda limonu damlatacağım içerisine. Şekerimin tamamen eridiğinden emin olmam gerekiyor. Karıştırıyorum. Belki duyuyorsunuzdur, bir şekerin erimemiş olanların içinde olduğunun sesi bu. Bakın, gördüğünüz gibi şekerin erimeyenleri hala gözükmekte. Birazdan şu köpükler kaybolacak ve şekerimiz karamelize olmaya başlayacak. Ve limonumuzu damlatacağız daha sonra. Gördüğünüz gibi şekerimiz yavaş yavaş karamelize olmaya başladı. Ocağımın altını kısıyorum ve limonu damlatıyorum. Limonumu damlattım. Gördüğünüz gibi şekerimiz karamelize olmaya başladı. Limonumuzu damlattık. Çok az bir süre daha bu şekilde karıştırıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi şekerimiz karamelize iyice oldu artık. Ocaktan biraz yükselttim görmeniz için. Kıvam bu şekilde. Karıştırmaya devam ediyorum. Ve Antep fıstıklarını ekliyorum. Ocağınızın altı mutlaka kısık olsun. Dediğim gibi, yoksa şekeriniz yanacaktır. İşlemimiz
Tamamlandı. Ocağımın altını şimdi kapatacağım ve görmüş olduğunuz şu yağlı kağıt üzerine Antep fıstıklı krokan karışımını buraya döküp soğumaya bırakacağım. Şöyle son kez bir ocağımın altını biraz daha açıyorum ve iyice karıştırıyorum. Artık iç demin tamam. Fıstıklı krokan karışımımı buraya döküyorum. Dikkat edin, çok sıcaktır. Elinizi yakmayın. Kaşık yardımıyla şöyle inceltiyorum. İsterseniz kalın yapabilirsiniz. Size kalmış. Tamamen sizin tercihiniz. Kaşığımla kalan parçaları buraya koyuyorum. Daha sonra ise kaşık yardımıyla şu şekilde ince yapıyorum birazcık. Eşit kalınlık olması için. Şimdi fıstıklı krokanımızı soğumaya bırakalım. Arkadaşlar, Antep fıstıklı krokanımız hazır, soğudu. Böyle göstereyim size. Şu şekilde göstereyim, sert değil. Gayet delik olmuş. Şekil olarak bu şekilde. Şöyle bir parça keseceğim. Gördüğünüz gibi kendisi dağılıyor. Sert değil. Yapı itibariyle de. Bu şekilde. Tadına da bakalım. Gayet lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.